Kanınç Ekranlarından Aslında Öyle Değil programından hepinize merhabalar. Biz bugün şeffaflık toplumu ve şeffaflık toplumunun insanlar ve davranışlar üzerindeki etkilerini konuşacağız. Kitle iletişim araçlarının, dijital ortamın şeffaflaşma konusundaki görevini ve insan hayatı üzerinde ne tür etkileri olduğu üzerine programımızı gerçekleştireceğiz. Evet Ümit, şeffaflık toplumu nedir diye bir girizgah yapalım seninle birlikte. Aslında şeffaflık deyince ilk başta bir olumlu bir anlam ortaya çıkıyor. Hani her şeyin sorgulanabilir, her şeyin açık olduğu, özellikle kamu kuruluşlarında, kurumlarında veyahut da şirketlerde bu şeffaflık önemli. Ama bizim buradaki bahsettiğimiz daha farklı. Yani sosyolojik bir kavram şeffaflık. Bunun mesela tarihte, aslında şöyle insanlık tarihiyle başlayan bir şey bu şeffaflık. Gözetlenebilir olma hadisesi. İnsanlık biliyorsun kendisinin gözetilmesine bir nevi ihtiyaç duymuş. Bunu mesela önceki tarihlerde, zamanlarda, değişik dinlerde, inançlarda, yani tek tanrılı veya da çok tanrılı insan topluluklarında mutlaka işte yer tanrısı, gök tanrısı beni devamlı gözetliyor. Bu mesela daha sonrasında İnsanlar put yapmışlar. O put evinde var, cebinde taşıyor, işte mabedinde var. O put onu devamlı gözetliyor. Veyahut da işte bir evin içinde aile büyüğünün tablosu asılıdır, resmi fotoğraf asılıdır. O aile büyüğü ile, o fotoğraf ile bir bağ kurar. Yani ya işte benim büyük dedem şu an bana bakıyor, benim hayatımı sorguluyor. Acaba ben ona layık bir evlat mıyım gibisinden. Bu İnsanın çok eskisinden, eski tarihinden itibaren yani içinde mutlaka biri beni gözetliyor. Ben ona göre hareketlerimi doğru yapmalıyım. Veyahut da yaparsam ne olur? Hatta antik çağda felsefenin de ana konusu olmuştur. Yani erdemli olmak insanın doğal tabii bir hali midir? Yoksa gözetildiği için mi? Hani mahalle baskısı diyoruz ya, toplum baskısı. Acaba o yüzden mi erdemli olacak insan? İnsan olduğunun tercihi nasıl olmalıdır? Şimdi İslam buna nasıl bakıyor? İslam'da aslında mesela Kur'an'da ihsan kavramı vardır. Muhsin kul kavramı vardır. Yani İhsan ne? İşte sen Allah'ı görmesen bile Allah seni görüyor. Sen ona göre kendini tertip et. Ona çok göre düzenle. Ama bunu İslam şöyle birazcık senin içselleştirmeni bekler. Yani samimiyet bekler. Diğerlerinde veyahut da az sonra konuşacağımız bu panoptikon olayı gibi, hani devamlı gözetim altında olma ile insanların kontrol edilebilmesi hadisesinden birazcık farklıdır bu. İslam'daki bu İslam makamı, işte Muhsin olma hadisesi. Çünkü bizim inancımızda kişinin bunu kendi doğal haliyle, samimiyetle yapması lazım. Evet, ben şu an yalnızım ama beni gözetleyen bir şey var, bir güç var. Önce vicdan var içimizde. Vicdanımız bizim işte kontrolümüzü sağlar. İkincisi inancımıza göre işte sağımızda sonumuzdaki melekler var. Onlar da bizi devamlı denetim altında tutar, gözetler bizim her yaptığımızı. Bir de Allah var. Hani Lokman Hekim'in tavsiye ettiği gibi yani iki şeyi unutma diyor. Bunlardan bir tanesi Allah. Allah'ı unutma çünkü o her an ve her zaman senin yanındadır. Şimdi ama yine diyoruz ya biz tüketim toplumu, kapitalizm, işte emperyalizm, İnsanların moda düşkünlüğü, alışveriş çılgınlığı, yani bu gözetlenme, insanın gözetlenme ihtiyacı ve gözetlenmeyle beraber değişim ihtiyacı batıldaki bir akımla çok acayip bir hale gelmiş. Şimdi senin bunu konuşuruz. Söylediğin o hani gözetlenme ihtiyacı, gözetlenme duygusu insanda var kavramı, toplumsallaşan yani topluluk halinde yaşayan bireyler yani insanların yani o hayatın içerisinde çok normal olması gereken bir durum. Çünkü insanlar eskiden topluluk halinde yani obalarda işte çadırlarda o şekilde yaşıyorlardı. Dayanışma içerisinde yaşıyorlardı. Dolayısıyla kendi kontrollerini kendi nefisleriyle yapmak gibi bir anlayış vardı toplum içerisinde. Hani kontrol kavramı ki önemli. Biz hani başladığımızdan beri hep buna değiniyoruz. İnsan ister duygularını kontrol etmek mecburiyetinde ki kendi karakterini olgunlaştırabilsin. Kendisiyle sorgu halinde olmalı ki yani karşısındaki yanlışı
baktığında, gördüğünde kendi doğrusunu o yanlışa göre bak gördüm, ibret aldım, yanlıştı. Ben onun yaptığını yapmayacağım anlayışında yaşıyordum. Yani toplumsal yaşantının getirisi buydu. Ama günümüz daha farklı bir topluluğa dönüştük. Yani biz şeffaflaşma adı altında, özgürleşme adı altında aslında çok şeyi kaybettik. Kaybettiğimiz şeylerden bir tanesi bu senin söylediğin artık kendi gözetimimizi, kendi doğrularımızı veya yanlışlarımızı sorgulayarak bulmak yerine başka güçler, yani farkında olmadan çemberini aldı, başka kitleler tarafından gözetlenerek, şeffaflaştırarak, özgürleştirilerek onların gözetimi haline girdik. Biz bu programda biraz bunlardan inşallah bahsedeceğiz. Evet. Şimdi bunun işte 18. yüzyıllarda Bentham, onun bir şöyle bir fikri var. Cezaevi, hapishane tasarlamış. İşte ortada bir kule, etrafında işte insanların, yani o hapishanede olan insanların kaldığı koğuş sistemi. Şimdi eğer birinci görselimiz de hazırsa, birinci görselimizde zaten onun şekli var. Bu şu an ekranda, yani bu ortaya çok yani yapılmamış ama böyle bir fikir ortaya atmış. İnsanlar, yani hapisteki insanlar devamlı birisi bizi gözetliyor. Duygusu ile kendilerine çekil düzen vermişler. Buna panoptikon deniyor. Şimdi bu panoptikon zaman içinde özellikle Foucault, Fransız sosyalist Michel Foucault'un da daha sonrasında buna çok önem vermesiyle bir anda aslında tabi bunun Bentham'dan sonrası da var. Yani işte bir televizyon çağı, medya çağı var. Ama internet çağı ile bu olay daha da başka boyuta taşındı. Şu an şimdi kitle iletişim araçları tarafından gözetleniyoruz. Yani evet. Panoptikon anlayışı kitle iletişim, yani o hapishane aslında kitle iletişim araçları günümüz toplumunda. Ve bu topluluğa biz şeffaflık toplumu adını veriyoruz. Daha doğrusu veriliyor. Evet. Şimdi buradaki aslında can alıcı nokta şu. Yani insanların kontrol edilmesi lazım. Evet. Yani bunu erk, güç, yani iktidar, devlet adı neyse artık yani. Bunun için de insanlara evet ben buradayım. Hani bir göz var. O göz her şeyi, herkesi kontrol ediyor. Ona göre ama bu gözün görünürlüğü çok önemli mi? Yani bazen önemli değil. Yani tamam biri var ama bir şey var ama. Biri bizi gözetliyor ama. Evet, daha sonra zaten onu da konuşuruz. Şimdi burada insanlar evet ya biri bizi gözetliyor. Biz kendimizi daha şey yapalım. Yani belki öyle değilken bile bu defa ne oluyor? İnsanlar ikiyüzlü davranmaya başlıyorlar. Halbuki biz ne diyoruz? Samimiyet olması lazım. Ama bu zoraki bir gözetim insanlara bu defa yapmacıklığı da ortaya çıkarmış. Yani insanlar olmadığı gibi gözükmeye de başlamış. Ama şöyle bir şey var, kimseye de bu şekilde anlatılmıyor. Ve yani böyle bir şey şu an konuşuyoruz. Belki birçok kişinin ne diyorsunuz? Hani böyle bir şey yok. İşte kitle iletişim araçlarını kullanıyorum, dijital kitle iletişim araçlarının içerisindeyim, sosyal medyayı kullanıyorum. Ama ben orada özgürüm, bu bana sağlanmış bir hak, teknolojinin gelişmesiyle böyle bir imkan var ve ben bu imkanı sonuna kadar eğlence şeyinde kullanıyorum. İşte kendi hayatımı orada ortaya koymak beni çok rahatsız etmiyor gibi düşünebilirler ama bunun altında insanların ve toplulukların kontrol altında bulunması var mı? Var. Yani evet. Ve sana bu çaktırılmadan yapılıyor mu? Evet, yapılıyor. Bir değişim ve dönüşüm söz konusu. Birilerinin istediği değişimi ve dönüşümü yaşıyorsun ve bunun farkında değilsin. Çünkü gayet eğleniyorsun orada. Gayet sana bu hak olarak sunuluyor. Ama zararı gerek toplum gerek psikolojik anlamda çok daha fazla. Evet, mesela önünde kitabı var, Buyung evet. Jul Han'ın. Şimdi Şeffaflık Toplum isimli kitabı, onu da tavsiye edeceğiz. Bir söyleşisinde şu notu veriyor. Diyor ki 1980'den sonra Almanya'da nüfus sayımı yapılacak. İnsanlar, Almanlar mahallenin önüne barikat koymuşlar. Sizin bizi saymaya hakkınız yok. Evet. Şimdi bu niye benim özelime, benim mahremime sen dahil olamazsın anlamında bir tepki göstermişler. Ben saymak istemiyorum. İşte şunu diyor, biz diyor bugün internet ile, sosyal medya ile kendimiz söylüyoruz. Yani bugün herkesin bir sosyal medya hesabı var. Ve bazı sosyal medya hesaplarında
Kiminle evlisin? Çocuğun kim? Dayın kim? Amcan kim? Halan kim? Hepsini de maalesef. Hepsini de oraya ekleyebiliyorsun. Yani sen aslında 1980'de insanların Almanya'da diyelim, özel bir örnek bu. Almanya'da insanların ben senin beni saymana izin vermiyorum tepkisini sen bugün artık ya say, ben buradayım. Yani şeffaflıktan bizim kastımız bu. Peki şeffaflığın sonu ne? Şeffaflık bir şuna sebep oluyor. Herkesin aynı olmasını. Farklıdır. Yine onun bir sözü var. Şeffaflık diyor aynılığın cehennemidir. Yani insanlar şeffaflık ile birbirinin aynısı oluyor çünkü şeffaflık hiçbir ayrıntı bırakmıyor. Çünkü şey gibi düşünelim, yani çok böyle spot ışığının vurduğunu düşünelim. Yüzünde senin çizgi belli olmaz. Halbuki senin karakterini belli eden, senin yaşadığını, senin tecrübeni, senin yaşını belli eden yüzündeki çizgilerdir. Çekmişliğin, gülmüşlüğün, yaşın, yani bütün şeyler senin. Ama ışığı bol bol verdiğin zaman, hani o kontrast diyoruz ya, yani fotoğraflarda mesela bilgisayarda da bu vardır. Eğer kontrastı biraz kıssın veya ışığı birazcık fazla verdiğin zaman o fotoğraf yavaş yavaş, özellikle fotoğraftaki noktalar, incelikler, detaylar kaybolmaya başlar. Şimdi şeffaflık toplumunda da aslında bize bu yapılıyor. Zaten bu kapitalizmin bir isteğidir. Yani evet, kapitalizm kesinlikle yerelliği istemez. Yani bütün o folklor, insan, o toplumların yaşantısı, o toplumların yemeği, giyimi, kuşamı, adetleri hepsini silip atar. Der ki şunu yiyeceksin, öncesinde bahsettik fast food yiyeceksin veyahut da bir moda kıyafet çıkarır. İşte herkes yırtık pantolon giysin veya şunu giysin, bunu giysin. Yani tamamen şeffaflık toplumu da dediğimiz o kavram aslında buna çok iyi zemin malzeme veriyor. Eğer hazırsa 7. görselimiz. Şeyi ilave etmek istiyorum. Sezai Karakoç'un bir sözü var. Tamam. Konumuzla alakalı. 7. görselimiz hazırsa. Şimdi farklı bir kültür, farklı bir insan ama sözü evet bir, aynı anlama çıkıyor aslında. Karanlık bize derinlik kazandırıyor. Ama ışık bizim bazen görme kabiliyetimizi azaltıyor. Bu önemli bir söz. Yani mesela bizim için bizim medeniyetimiz, inancımızda karanlık, gece önemlidir. Gün akşamdan başlar bizde. Yani o karanlıkta bulursun. Gece mesela bir namaza kalkmak, teheccüd namazını kılmak, geceleyin bir o sessizliği bulmak, o sessizliğin içinde işte Tanrı'yı dinlemek, kendini dinlemek, doğayı dinlemek. Ama etrafımızda o kadar ışık var ki biz o ışıktan maalesef görme kabiliyetlerimizi kaybettik. Şimdi onu şöyle ifade edelim. Öyle bir kitle iletişim araçları sayesinde sosyal medya diye tabir ettiğimiz, yani anlaşılır ifadesiyle dijital ortamlarda yapılmaya çalışılan şey, birincisi kurallar zaten siz belirlemiyorsunuz. Yani orada kuralsızlık varmış gibi gözükse de aslında belirli kurallar var. Sen kendini ne kadar teşhir edersen, ne kadar çok dediğin gibi hayatından örnekler verirsen, birileri de o bilgilere ne kadar vakıf olursa o kadar iyi. Şimdi senin orada o şekilde olman gerekiyor ki orada varlığını devam ettirebilesin. Yani bir şeyleri orada anlatman gerekiyor. Yani ben burada varım, İşte benim düşüncem bu demen gerekiyor. Veyahut benim ailem bu demen gerekiyor. Ben buyum demen gerekiyor ki o alanda sen de var olabilesin. Bu alanın dışında, hayır ben bunu istemiyorum, tercih etmiyorum. İşte internet erişimi istemiyorum, sosyal medya hesabım olsun istemiyorum dediğinde direkt yabancılaşmış ve ötekileşmiş oluyorsun. Çünkü o topluluğun dışındasın ve sen kabul görmemeye başlıyorsun aslında. Mesela bunu yaşadığım birçok örnek mevcuttur. Yani ben ilk başlarda sosyal medyaya çok geç girdim. Çok geç orada bir sayfam oluştu. Kendim çok tercih etmedim yani yıllarca. Ve herkes her gittiğim yerde şey soruluyordu. İşte Facebook'un var mı? Ya internetin var mı? Messenger'ın var mı? Şimdi mail adresin nedir? Artık o kadar hani tek kalmış bir duruma düştüm ki yani dedim bari alayım ben de. Evet. Bunu ikinci aşamada şeyde de yaşadım ben. Kredi kartı olayında da yaşadım. Yıllarca Afyon'da nakit parayla alışveriş yapmak için direnenlerden bir tanesi de biziz yani. Benim. Hatta bir keresinde bir şey almak istedim, küçük bir ev aleti,
Dedim peşin ödeyeceğim. Adam dedi ki taksit yapalım. İşte dedim peşine ne kadar hani taksit yaparsın? Peşin paraya taksit yapmam dedi elden. Kredi kartım yok gibi bir açıklama yaptığımda gidin kredi kartınızı alın 6, 7, 8'e kadar dedi bölerim. Bir de üstüne dedi bankanız taksit veriyor gibi bir avantajla çıktı. Aynı esnaf bir süre sonra nakit para akışı piyasada durduğunda gittiğimde bana dedi nakit parayla gel kredi kartıyla alışveriş yapmıyorum ben dedi. Mesela evet. Biz bir şeylerin hep içinde bir şeyleri yaşıyoruz. Birileri direnmeye çalıştığında da onları da bir şekilde mecbur bırakıp o şeyin içine çekiyoruz. Ondan sonra zararını yine kendimiz ödüyoruz. Yani bir şeylerin gerçekten farkında olunması gerekiyor. Ki kitle iletişim araçları tarafından bütün verilerimizi, bilgilerimizi orada paylaştığımızın zararını ülke olarak, ülkeye de yansıyacak. Bu yansıyor da zaten. Şu an hepimiz ne durumdaysak herkes bunu biliyor yani. Türkiye'de ne kadar yokluk, ne kadar asgari ücretli, kim neyi düşünür, hangi eğitim seviyesinde insan nasıl yaşar, ne yer, ne içer, nasıl gezer. Bütün bu veriler şu an sosyal medya hesapları üzerinde birilerinin elinde. İşte zaten sorun orada. Yani sen bunu kendin veriyorsun. Yani ve yönetiliyorsun bunlardan. Kişi kendisi veriyor. Yani kişi bizde mesela mahremiyet çok önemliydi. Bizim toplumumuzda evet. İnancımız çok önemli. Biz mahremiyet savunan insanlardık. Veyahut da sırrı tutmayı savunan, bunu seven insanlardık. Ama şimdi artık mahremiyet yok, şeffaflık var. Yani teşhircilik var. Teşhircilik ve sır da yok. Hani Batı'nın teknolojisini al, ahlakını alma. Yani bu mümkün değil. Yani teknolojiyi aldığın zaman sen onun ahlakını da almış oluyorsun. Yani bugün mesela işte sosyal medya diyoruz. Herkes aynı pozu veriyor. Evet. Herkesin yüzündeki makyaj aynı. Herkes aynı estetik yaptırıyor. Şimdi ünlülere bak. Yani her ünlü birbirine benziyor neredeyse. Bir farkları yok. İşte ağız tipleri, burun tipleri, o estetik, yani şeffaflık, yani sen bir şeylere kendini açtığın zaman o açtığın şey seni yutmaya başlıyor. İşte şeffaflık toplumun zaten sıkıntısı burada. Yani bir fark yok. Evet. Kusursuzluk söz konusu şeffaflıkta. Sana verilen, insanlara verilen şey bu. Yani mükemmel olacaksın, mükemmel duruşun olacak. İşte yüzündeki çizgiler gözükmeyecek. Photoshop'lu fotoğraflar verebilirsin. Oradaki amaç yani her şey kusursuz, her şey net, her şey şeffaf ve sen böyle olursan iyisin ve güzelsin. Yani güzel olmalısın. Ama herkes birbirine benzediği ve birbirinden artık farkı kalmamasının sıkıntılı tarafı Photoshop'lu fotoğraflar insanın, hani o biraz önce söyledik ya, insana baktığın zaman bir anlam hissedersin yüzüne baktığında. Yani bakışında o anlamı hissedersin. Çünkü nettir. Evet. Şeffaflığı biz farklı değerlendiriyoruz. Yani netsindir, insan gibisindir. O enerjiyi alırsın. Ama bir Photoshop, kusursuz güzellikte bir fotoğrafta sadece bakar, hızlıca geçersin, üstünden düşünmezsin. Yani bu insan aslında gerçekte ne? Mesela yani olduğu gibi bir fotoğrafı gördüğümde bir şeyleri çözebiliyorum insanların yüzlerine, bakışlarına baktığımda. Ya bu insanın yaşamışlığı birçok şeyi var. Yani o kendisine birçok şey katmış diyebiliyorsun. O enerjiyi alabiliyorsun. Ama diğer şekilde o enerjiyi vermiyor sana. İnsanın metalaşmış hali diye bahsediyor bu Yun Chan Han. Şeffaflık toplumunda bu Photoshop eleştirisini bu şekilde yapıyor. İnsanın metalaştırılması, eşyaya dönüşmesi, anlamsız görüntüler. İfadeleri yine kendisine ait. İşte orada yani biz anlamı önemsiyoruz dedik ya. Yani demesinden bir sır kelimesinden örnek verdim ben. Eğer 8. görselimiz hazırsa, 8. görselimizde de Neşet Ertaş'ın çok güzel bir anısı var, çok güzel bir ifadesi var. Sevda diyor sırdan olur. Şimdi ismini, o ilk aşık olduğu kızın ismini yanlışlıkla söylüyor. Bir söyleşi esnasında gazeteciye, aman diyor kızın adını verme, yazma gazeteye. Yani çünkü bizde sevda sırrından olur, sır ile olur. Şimdi camı ayna yapan nedir? Sır. Sırdır. Arkasındaki. Şimdi biz sır tutmayı severdik, biz mahremiyeti severdik söyledim ya. Çünkü biz karşımıza baktığı zaman karşımızdaki insan... Bir de bir hadis var, mümin müminin aynasıdır diye. Ayna olmak zordur. Niye? Çünkü senin de bir sırrın vardır veyahut da karşıya bir sır vermen lazımdır. Senin o şeffaflığını, hani başkasına benzediğin veyahut da o boşluğunu dolduracak olan sırrındır, mahremiyetindir. Ki
Ben sana baktığım zaman sende benim kendimi görmem lazım. Kendi hatamı, kendi eksiğimi, kendi fazlalığımı, kendi yanlışımı görmem lazım. Ama şeffaflık toplumu, işte o sır ortadan kalkınca, sevdadaki sır ortadan kalkınca bu defa ben bir şey görmüyorum. Her şey aynı, herkes aynı, her şey dümdüz. Bu işte bizim sıkıntımız. Şey diyor yine senin, bu da çok güzel, yani bu tanımlama da çok güzel. Hani bir başta söylediğimiz gibi toplumsal yaşantıda insanların nefis terbiyesi dedikleri hadiseyi hayatlarına geçirmeleri, birbirlerinden konuşarak, üzerinde düşünerek, yani hakikati arama çabaları mevcuttu. Şu an işte sırlar ortadan kalktı ve her şey normalleştiği için, bilgi çok fazla ortaya konduğu için, yani her şeyi görüyoruz, herkesin her şeyini görüyoruz. Ama hakikati arama noktasında kendimize sorular sormuyoruz. Yani hakikate ulaşman için sorman lazım. Evet. Yani ben kimim, ben neyim? Bak bu böyle, bu benim canımı acıttı, ben işte ona yapmayayım bunu, onun da canım acımasın diyebilme hakikatine ulaşabilmeyi bizim elimizden aldığı da bir gerçek. Yani bilgi toplumu, enformasyon toplumu, hızlı topluluk, bu kadar şeffaf olmak, bilginin sadece var, tamam bitti, var, tamam bitti. Onun üzerine tefekkür dedik, hani daha önceki programlarımızda tefekkürün öneminden az çok bahsettik. Tefekkürün önemini ortadan kaldırıyor. İnsanın kendisiyle durup düşünmesini, kendi içinde hemhal olmasını ortadan kaldırıyor. Mahremiyet çok önemli aslında. Evet, aslında duyguları da, yani duyguyu da götürüyor insandan. Yani insan biraz daha robotlaşıyor. Yine mesela bizim evlerimizde iki tane perde vardır. Bir, tül perdesi, iki güneşlik. Şimdi tül perdesi gündüz önemlidir. Evin içi mahrem gözükmesin diye. Güneşlik tabletimiz, o perde de, o kalın perde de gece önemlidir. Evin içi gözükmesin diye. Sonuçta bizim evimiz mahremdir. Bizim mahremimizdir. Ama bugün cam pencereler duvarlar var artık. Mesela o Hollywood'un filmlerinde gördüğümüz tamamen cam ve perdesiz. Şimdi bu şeffaflıktır. Ki bunu mesela Avrupalı fikir adamları da bilmem kaç yıl öncesinde kitaplarında yazmışlar. Daha bu cam duvarlar, cam binalar yokken. Niye? Çünkü insanın gidişatının nerede son bulacağını öngörmüşler. Yani biz çok fazla açılıyoruz, çok fazla kendimizi ortaya koyuyoruz. Yani bir özelliğimiz, bir sırrımız, bir kendimize has bir şeyimiz kalmıyor artık. Yani insan bu kadar açılmamalı. İşte bizim toplumumuzda mesela bir avlumuz vardı. Bahçeli evlerden bahsediyorum. İki katlı veya tek katlı. Bahçenin duvarı var ve avlusu var. O avlu da mahremdi. Yani o duvarın arkasındaki alan, oradaki ev kadınlarının, o evin hanımlarının o avluda sanki sokağa çıkar gibi ama sokaktan bağımsız bir yer. Ama sokaktan, evet, üstleri gibi ev kıyafetiyle o avluya iner. Orada konu komşu sohbetini yapar veya kışlık, yazlık, sebze, meyve neyse onu yapar. Orada sosyalleşir ama mahrem alanda yapardı bu işi. Şimdi geldik işte sosyal medyaya. Ne güneşliğimiz kaldı, ne tül perdemiz kaldı, ne avlumuz kaldı. Evet. Her şey dümdüz. Yani ben senin hakkında her şeyi biliyorsam, senin tepkilerini, yani nerede nasıl tepki vereceğini, nerede ne konuşacağını, nasıl davranacağını, her şeyini biliyorum. Aileni, sırlarını, işte neyse. Benim seni tehdit etmem, seni kontrolüm altına almam, seni kullanmam, seni yönetmem, yönlendirmem çok kolay olacak. Yani bir ülkenin kültür değerini ortadan kaldırıp, farklılıkları ortadan kaldırıp, onları aynıleştirmek, onu zaten baştan zayıflatmak demek yani. Farklı bir şey ortaya koyabilecek insanları ortadan kaldırıyorsun. Evet. Yani sen farklısın, ben farklıyım. Ve kendi mahremiyetimiz bizi yapıyor. Yani o sınırlar bizi yapıyor. Çünkü durup düşünüyoruz, hakikate ulaşmak için uğraşıyoruz. Şimdi benim hakikatimin, bendeki olgunluğun dışarıya yansımasıyla senin aynı olaya farklı açılardan yaklaşmış olman kültür demektir. Kültürün zenginleşmesi ve güçlenmesi demektir. Ülkenin güçlenmesi demektir. Aynileşmekte, hakikati şeffaflaşmakta, hakikati biz bir kere ortadan kaldırmış olduk tamamıyla. Diyorum. Reklam geldi. Evet, reklamlara gidiyoruz. Evet.
Kısa bir aradan sonra Aslında Öyle Değil programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz bugün şeffaflık toplumunu konuşuyoruz. Kitle iletişim araçlarının şeffaflık toplumu oluşturmadaki görevlerini üzerinde sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Evet Ümit, en son nerede kaldık diye aslında şey yapalım, birazcık görsellikle destekleyelim. Tamam. Eğer hazırsa 2, 3 ve 4. görsellerimizi isteyelim peş peşe. Hı hı. Mesela ikinci görselimiz bir çalışma ofisinden. Hı. Yani duvarların artık kalktığı ve birisi tarafından gözetlenebilir bir iş yeri tarzı. Evet. Mesela artık yavaş yavaş mekanlar, çalışma yerleri buna döndü. Duvar artık konulmuyor, duvarlar kaldırılıyor. Bu şu demek, sizi gözetliyoruz. Çalışanlara karşı, personele karşı böyle bir hava veriliyor. Hı hı. Zaten çalışan bir müddet sonra beni gözetleyen var mı duygusundan da kurtuluyor. Çünkü artık o duygu içine sindiği için ya mutlaka yukarıda birisi vardır. İşte ilk bölümde bahsettiğimiz hapishane tarzı bir çalışma şekli, düzeni oluşturuyor. Hı hı. Yani bunun tabii mesela şu olay, deminden beri konuştuğumuz sosyal medyanın bizi gözetlediğine dair, evet yani biz internette her şeyi paylaşıyoruz ama internetin özellikle işte Facebook, Twitter, diğer sosyal medya alanlarındaki nin arkasını görmek lazım. Biz onların arkasını maalesef görmüyoruz. Onların arkasında ne var? Mesela geçenlerde söylenen bir haber vardı. İşte Facebook'ta 50 milyon kullanıcının hesabı çalındı, hesaptaki bilgileri çalındı diye. Çok kötü. Bu kötü bir şey tabii. Bu gözetlenme hali. Üçüncü görselimiz de vardı. Tamam. Orada da aslında kameralar, yani mobeseler, her türlü kamera ile dijital ortam. Yani sen sokağa çıktığın zaman seni takip eden birisi var. Pardon, dördüncü görselim. Dördüncü görsel. Yani biz sokağa çıktığımız zaman birileri bizi takip ediyor. Yani birileri bizim peşimizde, her yerde izleniyoruz, takipteyiz. Ona göre yapıyoruz veya yapmıyoruz. Kendimizi ya saklıyoruz ya saklamıyoruz. İşte kimiz mesela bazen haberlerde çıkıyor, işte üstünde battaniye oluyor, işte bir yerden bir soygun yapacak. Hani kendisini o şekilde saklayanlar da var. Yani bir battaniyenin altına işte bir maske takıyor, işte neydi şu ünlü film vardı. Şu an aklıma gelmedi de Çığlık'tı galiba. Çığlık'taki bir maske. Yani birileri bizi gözetliyor ama biz bu gözetlenme esnasında özellikle işin sosyal medya kısmında. Şimdi televizyonda hani Zeki Müren de bizi görecek mi? Yani televizyon birazcık pasifti. Yani evet bizi gözetliyordu, algı yönetimi vardı, bir kontrol, ilk başlarda çok da işin farkında değildik. Hı hı. Yani Zeki Müren de bizi görecek mi havasındaydık. Yani tam bizim gördüğümüz bir şey var ama karşıdaki bizi görüyor mu? Ama artık sosyal medya ile mesela şu an insanlar şunu söylüyor. Yani ben telefonum yanımda, masa üstünde, diyelim tatil hakkında konuştum. Evet. Eşimle konuştum. Akşam diyor bilgisayara baktığım zaman diyor bana tatil reklamları gelmeye başladı. Halbuki ben hiç tatille alakalı bilgisayara bir şey yazmadım. Telefonun mikrofonunun kendisini dinlediğini ve onun üzerinden de kendisine o tatil reklamını verdiğini bilgisayarda. Artık insanlar bunu konuşuyorlar. Yani bizim gözetim altında alınmamız artık bize normalle gelmeye başladı. Yani bir de bunun böyle bir korkutucu kısmı var. Ya evet takipteyiz. Ya evet olsun ne yapalım. Yani olayın da en büyük zaten şeyi bu. Kabullenme. Olaya itiraz etmeme. Ve olayın zaten farkında olmamak kısmı çok acı bir olay. Bir de farkında olup da tamamen ya evet ben bunu kabul ediyorum. Yani açığım, şeffafım. Hayır o şeffaflık değil. O senin bütün kişiliğin, senin karakterini, hayatını başkasının eline ve kim olduğunu bilmiyorsun. Onun eline vermen demek. Bu çok sağlıklı bir ruh hali değil. Şimdi panoptikon şeyini görsen, anlattın ya, gözetleme kulesi oluşturuluyor. Biraz önce o çalışanlara işte her biri bir bölmede işte bir adam görseldi şeydi. Evet, tepeden bakıyor. Yukarıdan bakıyor. Ha, o mantıkta bu düşünceyi ortaya attıklarında diyor yani o şeyler, oradaki mahkumlar gözetlendiklerini bildikleri için hücrelerine kapanır. Hal ve hareketlerini ona göre kontrol eder. Yani şiddete veya cezaya gerek kalmaz. Çünkü gözetleniyorsun. Yani ben senin her şeyini biliyorum mantığı vardı. Ve daha işte kendi hallerinde, daha yalnız, daha yalıtılmış bir haldeyken bu anlayışla ortaya atılan kitle iletişim araçları çok daha farklı bir şey ortaya koydu. İşte özgür olun. Yani bu alanda özgürlük var.
İşte siz istediğiniz gibi hareket edebilirsiniz. Ama bu özgürlük kavramını yine algı yönetimi ve manipülasyonla değiştirerek veren yine o kitle iletişim araçlarını kontrol eden insanlar. Yani seni bir şekilde bir şeyin içerisinde yönlendiriyor. Birincisindeki mahkumlar ne kadar kendi içerisindeyse kitle iletişim araçlarındaki insanlar o kadar özgürler. Onlar ne kadar diğerinde, ne kadar kendi hallerinde ve kendi işte görün şeylerindeyse, korunaklı mahremiyetlerindeyse, buradaki kitle iletişim araçlarının ortaya koyduğu şeyde teşhircilik var. Sen ne kadar kendini teşhir edersen, ne kadar pornografik şeyler verirsen, görüntüler verirsen, bunu pohpollayan veyahut ne kadar benim istediğim giyim tarzı ve yaşam şeklini kabul edip bunu da teşhir edersen, bu iletişimin içerisinde o kadar varsın. Bu şekilde gözetleniyoruz. Yani ne kadar teşhir, o kadar iyisin ve o alanın içindesin. Ve ben seni bu şekilde kontrol ediyorum. Elimdesin aslında. Evet. Yani bu hakikaten çok sinir bozucu bir şey. Evet, yani. Ama işte mesela yine görsel isteyeyim ben. Beşinci görselimiz ve altıncı görselimiz hazırsa, beşinci görselimizden başlayalım. Yani insanların zihinleri de bunu hazırdan işte mesela şu an ekranda, mesela bir ara bu televizyonlarda modaydı. Bunlarla verildi zaten. Bir de şöyle bir şey var. Bu sadece Türkiye'de değil. Yani neredeyse tüm dünyada bir tek firma üzerinden her ülkede yapılıyor. Yani işte Azerbaycan'da, Fransa'da, ne bileyim Irak'ta, Afganistan'da bile var ya. Ben evet, hayret içler içine yani işte, dedim. O ses Afganistan şey? Var mesela. Yani biri bizi gözetliyor. Duygu, bu başlık bile olayı normalleştiriyor. Olayı bizim kabullenmemizi sağlıyor. Özgürüz ve şeffafız. Ve bu olayın bir de işte aynı yerde işte şey ilişkiler de çok cıvık cıvık bazen cinselliğe dair kayıyor. Mesela Türkiye'de belki olmadı ama ben birazcık baktım. Yabancı ülkelerde o görüntüler dahi insanlara verilmiş. Yani evet, bunlar aynı evde şu halde basıldılar. Mesela bu olayda şu an türbanlı bir yarışmacı. Bu da BBG evine katılmış. Yanılmıyorsam Fransa'daydı. Şimdi diyoruz ya şey var, bir kültür emperyalizmi var. Her türlü kültürü kendi içinde yok etmek istiyor. Yani sen Müslüman dahi olsan, sen Hindu dahi olsan, sen Budist dahi olsan, sen başka bir dinden dahi olsan, o kültür, yeni emperyalizm dinine, yeni kapitalizm dinine sen iman etmen lazım. Onun için de kendinden vazgeçiyor olman lazım. Yani şeklin çok önemli değil. Yani başörtülü ol, sakallı ol veya başında şey olsun, Yahudilerin taktığı kipa olsun, önemli değil. Sen yeter ki benim istediğim şekilde davran. O zaten şey var, iletişimin yüksek olması gerekiyor. Her şeyin açık olması gerekiyor, her şeyin teşhir halinde olması gerekiyor ve sen bunun farkında değilsin. Sen bunu özgürlük adına, net yaşamak adına, işte entelektüellik, yani onların entelektüellik anlayışı adına bu şekilde gerçekleştiriyorsun. İnternet panoptikon şeyinde, modunda, rolünde ve bu gözetlemeyi, bu kontrolü bir şekilde sosyal ağlarla, kitle iletişim araçlarıyla, dijital ortamlarda sağlanıyor yani. İşte yani bunu televizyon belki bir ön hazırlık yaptı. Yani televizyon ile biz mesela Cemil Meriç'in bir sözü var ya, roman diyor, evet, Osmanlı'da yoktu. Niye yoktu? Çünkü roman başkalarının hayatına karşı bir göz atmaktı. Evet. Yani o orada ne oluyor? İşte kim kiminle ne yapmış, kim kimi sevmiş, kim kimi aldatmış. Roman diyor Osmanlı'da yoktu. O zaten onu söylüyor. Tanzimat'tan yani sonra başladı. Şimdi dizi filmler de öyle aslında. Dizi filmler de birilerinin hayatını bizim önümüze aldı geldi. Sonrasında reality show'lar. Yani bugün işte hala gündemde. Yani birilerinin ne yaptığı bizim önümüze geliyor. Aslında biz de gözetim yapmak, biz de bir göz olmak istiyoruz. Yani hem bir göz var bizi gözetleyen, ama aynı zamanda biz de birilerinin hayatını gözetleyen bir göz olmak istiyoruz. Evet. Medya bunu istiyor bizden. Yani bunun bir ön hazırlığını yapıyor. Yani bizi alıştırdı aslında. Baktığın zaman romanlarla, dizi filmlerle, işte BBG evleri ile alıştırdı bizi. Ben yani şu an biz başkasının hayatından, halbuki mesela şeydi, işte sokakta giderken eğer başkasının bir evin penceresi açıksa, perdesi açıksa, kapısı açık mı? Açıksa bakma diyen bizim bir anlayışımız vardı. Ayıp olur. O eve bakma, o evin içine bakma. Biz böyle büyüdük.
Böyle içtik. Evet. Çünkü ayıptır. Başkasının evine, mahremine ilişmek, göz dudağı atmak bize uygun değildir yani. Evet. Şimdi her şeyi yapıyoruz internet ortamında da yani, bakıyoruz da ediyoruz da kendileri yayınlıyorlar. Yani kendi istekleriyle gönüllü olarak oraya kendilerini teşhir ediyorlar yani. İşte biz yani kendimizin farkında olmazsak diyoruz ya, yani kendinin farkında ol, kendin ol. Yani kendin ol derken egoistçe bir bencil hayat tarzı değil yani. Kendi inancının, kendi fikrinin, kendi düşüncenin farkına var. Yani kendi başkasının seni dönüştürmek istediği şey olma. Evet. Yani bir BBG evindeki tipler gibi olma. O tarzı, o modda birisi olma. Yani mahremine saygılı ol, kendini koru, sırrın olsun. Yani sevdan, işte Neşet Ertaş'ın söylediği gibi yani sevdan her yerde paylaşma ya. Ne gerek var? Sevda zaten mahrem olduğu zaman güzeldir. Sende kaldığı zaman iki kişi arasında mesela sır ne, iki kişinin tuttuğu şey bir söz var yani. Sevda da öyledir. Yani bunu etrafa yaydığın zaman, kendini paylaştığın zaman o sevda olmaz, o yaşam olmaz, o sen olmazsın. Evet. Yani ne diyeyim, herkesin aynı olduğu yerde kendin olmaya çalışmak da çok zor. Evet. Yani herkes o kadar aynı ve herkes o kadar çok ki, yani çok, yani o anlayış çok. İşte yani 20 yaşında, kadın 40 yaşında, 20 yaşındaki fotoğrafını Photoshop yapıp makyajlı bir şekilde, gayet hoş bir şekilde 3 tane çocuk, işte kocası, evli, yani koyabiliyor. 20 yaşındaki fotoğrafını koymuşsun, ben seni niye ciddiye alayım, ne kadar ciddiye alayım yani. Ne kadar güzel olursan ol. Ama işte gülüyorum yani. O şekilde yani, çünkü eğer o halini verse veya o halini olduğu yok gibi yok ki doğal, kafada saç doğal, kalmamış. Doğal yani, gibi doğal verse olmayacak. Yani çünkü diyoruz ya, şeffaflık aslında yani aynı olmanın cehennemidir. Biz o cehennemdeyiz, farkında değiliz. Yani. Birbirimizin aynısı. Yani insanlara bakıyorsun, insanların yaşam şekli aynı, ne bileyim yemek kültürü aynı, evet, yediği şey aynı, dinlediği müzik aynı. Hakareti aynı, konuşması aynı, bilgisi aynı, zevki aynı. Yani ben hakikaten elinde çay bardağı, fincanla poz verenlerden de sıkıldım. Ya ben şahsen sıkıldım yani. İşte her yerde aynılar. Bunun şöyle bir artık arka planı var. Bu ön yüzü. Ön yüzü biraz da aslında basit kalıyor. Yani biraz da basit kalıyor ama arka plandaki şu: halkları, toplumları yönetebilmek. Yani sonuçta insanların sen düşüncesini sığlaştırdığın zaman, Sezai Karakoç'un sözün olduğu gibi, yani karanlık bizim derinliğimizi çoğaltır. Ama ışık görme kabiliyetimizi azaltır. Yani biz göremiyorsak, hakikati göremiyorsak, çok farklılıkları göremiyorsak, bu sığlıktır. O bizim görmedeki sığlığımız bu defa fikrimize yansır. Fikrimiz sığlaşmaya başlar. Evet. Basit, çok basit. Bayağı düşünmeye başlarız. Bayağı düşünen insanların da tercih etme kabiliyeti azalır. Yani önüne konanla yetinmek zorunda kalır. Ve bu da aslında daha büyük sonuç. Yani şeffaflık toplumunun bir, tamam insanlar aynı oluyor. Ama o aynı insanların kontrolü daha basittir. Ve bunu kim kontrol ediyor? Yani benim diyoruz ya, bir partiye oy atacağımı veyahut da bir partiyi destekleyeceğimi kim söylüyor bana? Veyahut da ne yiyeceğim, ne giyeceğim bana kim söylüyor? Neyi dinleyeceğini? Neyi dinleyeceğimi, hangi filmi izleyeceğimi bana kim söylüyor? Benim nasıl yaşayacağım bana kim söylüyor? Biz elimizdeki, kendimizi açtığımız zaman kapımızı, o kapıdan gelen dost mu düşman mı bilemeyiz. Şey yaza var zaten, yani küresel sistemin, yani internet ortamının, yani sosyal medya ve bu şeffaflık toplumuna getirdiği eleştirilerden bir tanesi de küresel sistemin getirisi olarak görüyor. Yani oradan diyor, senin yiyeceğin şeyi diyor onlar belirliyor diyor. Yani Çan'ın söylediği eleştirilerin başında bunlar geliyor. Ona hizmet ediyor. Yani Google ismini vermiş kitabında. Yani bundan bahsediyor. İnternet ortamından bahsediyor. Ona hizmet ediyor diyor. Yani senin ne yiyeceğini, toplulukların nasıl giyinmesi gerektiğini, moda kavramını ortaya atmış olmasını mesela eleştiriyor. Herkes böyle giyinmeli, böyle yaşamalı, böyle fotoğraflar koymalı. Ve tek tek eleştiriler getirmiş. Yani bunun niçin olmaması gerektiğine dair. Toplumları ve kültürleri niçin bu kadar bozduğuna dair. Biz mesela şiddeti konuşuyoruz. Şiddet ortadan kalksın, işte şunu yapalım, bunu yapalım konuşuyoruz. Bunun çok çok aşağısına inmeden, yani birçok besleyen kaynağı kurutmadan olabilecek şeyler olarak görmüyorum. Yani insanlar sadece ekranlarda yüzeysel konuşuyorlar. Bana sorarlarsa, yani bence. Çünkü dinliyorum, birçok hani uzman, profesör çıkıyor ve dinliyorum. Yüzeysel. Derinine
tek tek incelenmeli. Baştaki iletişim araçları tek tek değerlendirilmeli. Ve ne gerekiyorsa gerekli önlemler de bir an önce alınmalı. Çünkü Türkiye'de genç nesil gerçekten çok farklı bir zihniyette ve çok farklı bir şekilde kontrol altında ve yönetilen bir durumda. Yani özgür, eleştirel düşünebilen, yani olayın perdenin çok daha arkasını görebilecek zihniyette, hakikati anlamaya çalışacak anlayışta, manevi değerlerine sahip, toplumsal değerlere sahip, kültürünün farkında, yani kültür olarak da bir şeylerin farkında ve o farklılığı zenginleştirmek için uğraşan gençler biz yetiştirmeliyiz. Şu anki gençler bu şekilde yetişiyor. Yani diğer işte şeffaflık toplumu anlayışıyla yetişiyor. Yani siz eğitim sistemini konuşurken başta bunu konuşmanız gerekiyor. Siz bu çocukların şiddet eğilimi niçin gösterdiğini soruyorsanız oturup bunları bir değerlendirmeniz gerekiyor. Yani biz nasıl bir topluluktuk? Nerelere dönüştürülüyoruz ve bizi dönüştüren şeylerin bu yöntemleri neler? Yani ben hala Afyon'da bu eğitimin okullarda verilmemiş olmasına gerçekten üzülüyorum yani. 10 senedir tek başıma şu alanda hizmet veriyorum. Tek başıma. Yani oturup bunu da söylemek isterim burada yani. Ben üzülüyorum. Ve ben bunu gönüllü olarak yapıyorum. Yani belli bir maddi kazanç için de yapmıyorum, yapmadım da. Ve hala bu Afyon'da ders olarak okutulmuyorsa yani birileri bir şekilde düşünsün derim yani. Çünkü gerçekten ben okudukça, araştırdıkça ya biz nereye gidiyoruz diyorum yani. Yani ben vermeyeyim o dersi. Benim adım anılmasın. Başkaları versin. Ama versin artık yani. Bir şeyler olsun burada. Bir tutturmuşlar proje hazırlama. Ya bırakın artık ya. Evet yani sen yine... Bu, evet çünkü şey konuştukça yaptın. Hakikaten şimdi, üzülüyorum şimdi yani. Olayın diyoruz ya, olayın önce bir kendimizin bir farkına varmamız lazım. Yani biz bir olayın farkına varmayanlar var. Bir de yine vurgu yapacağız. Yani bu eleştiriler düşünme, yani görülen yanlışları düzeltmek için kişinin de bir şekilde yaşaması lazım. Yani fikri anlamda, yaşantı anlamında kendisini düzeltmesi lazım. Mesela bizim bugün en büyük sıkıntımız ne? Örneklik yok. Yani evet. Hayatıyla, fikri söylemiyle, yaşantısıyla toplum önünde gençlere rol model olabilecek kişilerimiz yok bizim. Doğru söylüyor. Tamam, konuşması çok güzel, hitabet çok güzel. Çok fasih konuşuyor, belli konuşuyor. Hı hı. Ama yaşantısına baktığın zaman riyakarlık, üçkağıtçılık, namussuzluk işte, hepsi var. Şimdi işte yani. O zaman ne olacak? Bu gençler bakacak. Yani biz mesela şeyi konuştuk. Bugün gençler arasında deizmden bahsediliyor. Hı hı. Yani şimdi gençler bakar. Gençler bir sana bakar, bir senin yaptığına bakar. Yani çok abes bir laf var ya işte. Hocanın söylediğini yap, yaptığını yapma. Ya bunun kadar aslında bizim toplumumuzun üzerine düşünmesi gereken başka bir cümle yok yani. Yani kesim için bu söylenebiliyorsa, yani söylediğini yap, yaptığını yapma. Yani yaşantı çok önemli. Biz bugün mesela bazı liderler var yurt dışında. Bakıyoruz çok böyle fakir yaşıyor, mütevazi yaşıyor. Veyahut da başka kişiler var, lider, yani topluma önder olan işte bir fikir adamı, bir yazar. Bakıyoruz yaşantısıyla örnek. Mesela bir Sezai Karakoç örneği var. Yani çok mütevazi, çok münzevi yaşıyor. Ve fikriyle beraber yaşıyor. Hani özdeşlik şey var ya mesela, o sıfat, o vasıf var ya. Şimdi bizim en büyük sıkıntımız bu. İşte bu dersi anlatacak öğretmen. Senin anlatacağın... Bu anlattığın evet. Dersi anlatacak olan kişi eğer yaşantısında öyle davranmazsa genç diyor ki ya hocam diyor sen diyor ne yapıyorsun ya ben senin niye yapayım ki senin sözüne niye kulak vereyim diyor yani bu önemli. Ya çünkü onu... bizim toplumumuz diyoruz ya her zaman önündeki kişinin iyi olmasını ister yani özüyle sözüyle doğru olmasını ister. Eğer o yoksa ondan yüz çevirir. Yönü başka yönlere kaymaya başlar. Evet. Neyse konumuz şeyi başka ne kaçtı? Şeyi söylemek isterim. Yani benim şu an biz Afyonkarahisar Gençlik Merkezi'nde de üniversiteli gençlerle bu eğitimleri yapıyoruz 2 yıldır aşağı yukarı. 2 yıldır her dersimize gelen bir öğrencimizin
söylediği bir şey vardı. Hocam dedi, yani ben şu eğitimden sonra roman dahi okusam, o romanın içerisinde bana söylenmek istenen şeyi dedi altını çizebiliyorum. Eskiden bunu yapamıyordum. Yani kitap okuyun, kitap okuyun, kitap okuyun diyoruz ya hani. Evet. Böyle programlarımız var. Tamam okusun ama şu zihniyeti sen o çocuğun o kitabı okuduğunda anlayabilecek şekilde nasıl okuması gerektiğini, o düşünce yapısını temizleyemeden veriyorsan eline sıkıntıdır yani. Ve birçoğu da okumuyor zaten. Ben diyor film izliyorum, özetini yazıp 10 satır veriyorum diyor. İnternette zaten özetler var. Var yani ben diyor ne okuyacağım. Bunu diyen öğrencilerim de çıktı benim. Ama o çocuğun bunu söylemiş olması güzel bir şeydir. İşte hı-hı, olması gereken. Yani evet, kitap okuyor ama 3 kitap okur o kız. Ama çıkar çatır çatır ne söylemesi gerekiyorsa söyler. Ya zaten işte çok kitap okumak önemli değil. Değil yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Önemli olan okuduğunu hazmedebilmek, okuduğun üzerinde muhakeme, muhasebe, yorum yapabilmek. İşte bu yani. Bu sorunumuz yani bu. Bunlar sorunumuz. Bunlar önemli. İşte bunda işte yine şeffaf toplumuyla bağlayalım konuyu. Eğer bir farklı olmak istiyorsak birazcık o şu anki sistemden, şu anki çarktan çıkmamız lazım. Evet. Zamanımız az kaldı. Çok az. Sana bırakıyorum ben. Kitapları tanıtalım. Sonra da vedamızı yapalım. Kitaplar... Evet, şeffaf toplumundan bence başlayalım. Şeffaflık toplumu, evet. Buyurun, bence Furhan şeyden Hanım. Önce bahsedelim. Han Byung-chul. Kendisi Güney Koreli bir yazar. Kültür kuramcısı diye geçiyor. Çünkü ben kendisini çok sevdim. 3 kitabında... Aslında mühendisti galiba. Yani Seul'de doğmuş, Almanya'da felsefe, Alman edebiyatı ve Katolik teolojisine yoğunlaşmış. Birçok bu alanda yaptığı çalışmalar var. Biz bugün konuştuğumuz birçok şeyi Şeffaflık Toplumu isimli kitaptan evet alıntılayarak onun üzerine konuştuk. Bence okunması gereken ciddi eleştirel düşünce mantığıyla yazılmış, o bilinçle yazılmış ve gerçekten dünyanın kabul ettiği bir otorite kendisi. Yine aynı yazarın Yorgunluk Toplumu. Yorgunluk Toplumu dediğimiz şey işte tüketimden bahsetmiş, tüketim eleştirisini yapmış. Niçin bu kadar çalışıyoruz, niçin bu kadar çok bilgi içerisindeyiz ve biz nereye gidiyoruz sorusunu sormuş. Şiddetin topolojisinde ise şiddet toplumuna nasıl dönüştüğümüzü anlatmış. Yani bu işin felsefi, psikolojik, toplumsal anlamda, insan açısından her anlamda değerlendirmesini yapmış. Bu 3 kitabı okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Hele eğitimciyseniz muhakkak okuyun. Dilleri biraz ağır. Çünkü akademik bir dille yazılmış kitaplar. Biraz makale tadında yazılmış kitaplar. İçinde birçok gerçekten bir cümlesinden bile 100 sayfa bir şeyler siz çıkarabilirsiniz. O kadar güzel. Bizden bu haftalık bu kadar. Kanalış ekranlarından, aslında öyle değil, programından hepinize hoşça kalın diyoruz. Allah'a emanet olun. Bu kadar. Senin söylemek istediğin var yok mı? Hoşça kalın.